Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Rainbird ESP RZXE Indoor Controller, yani 24 volt klasik, genelde villalarda, küçük yerlerde, yani 8 istasyona kadar olan uygulamalarda kullanılan kontrol ünitesinin nasıl programlandığını, programlama esnasındaki ince detaylardan, işimizi kolaylaştıran az bilinen özelliklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Ürün 3 yıl garantili, aynı zamanda link ready özelliği olan, yani internet üzerinden cihaza dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilen küçük ama çok marifetli bir cihazdan bahsedeceğim. Bu programlama ayarlarını size anlatırken bu link ready internete bağlanma olayına bugün girmeyeceğiz. Onu başka bir videomuzda özel olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Orada çünkü telefon ekranını da paylaşıyor olacağım sizinle. Daha önceki bir videomda kutuyu ve ürünü, kutu açılışını tanıttığım, anlattığım için bugün bunların üzerinde durmayacağım. Cihazımız, kablo bağlantısını yaptım. İçinden çıkan pillerimizi de ben cihaza yerleştirdim daha önceden. Şu anda cihazımız şurada off olarak görüyor olmanız lazım. Cihaz şu anda kapalı ama herhangi bir ayarlama yapmadım. Yani sıfırdan, siz de kutudan ilk çıkardığınızda karşınıza gelecek ayarlamalarla bizi bekliyor. Cihazı fişe taktık. Off yanıyor ve ilk bizim başlamamız gereken yer date time butonuyla güncel tarih ve saati ayarlamak. Bugün 1 Nisan. ...4... ...2018... ve saatimiz 16:58. Bu cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi, hemen söylemek istiyorum. Yaptığınız bir ayarlama ile alakalı herhangi bir hafızaya alma tuşu vesaire yoktur. Yaptığınız bütün ayarlar anlık olarak hafızaya alınır. Yani şu anda tarih saat ayarladık. Ben eğer auto'ya basarsam, bakın o menüden çıktı. Ekran normalde durduğu görünüme geldi. Yani zaten ekranda tarih saat sürekli gözükür. Ve bugün günlerden, buradakiler haftanın günleri. Pazartesiden başlıyor pazara kadar. Bugün pazar olduğu için bakın doğru tarih, doğru günün okuda yanıyor. Ekrandan hemen kısaca bahsedelim. Evet, yukarıda işte günler, zone dediği bizim vana numaramızı gösteriyor. Şurada biraz sonra yanıp sönmeye başlayacak. Off tuşumuz, auto tuşumuz, sezon sol sulama tuşumuz, tarih zaman ayarlama tuşumuz, manuel sulama ve schedule, yani bizim programlama tuşumuz. Diğer artı eksi ve ok tuşları ise ekranda gezinmek ve sayıları düşürüp artırmak için kullanacağımız tuşlar. Aynı zamanda artı ve eksi tuşlarının ismi de burada on off olarak geçiyor ama burada cihazı kapatmak üzere kullandığımız bir de kırmızı bir off tuşu var. Bunları aslında karıştırmamak lazım. Biz genelde artı eksi olarak bunları söyleyeceğiz, bahsediyor olacağız. Pillerimizi taktığımızı söylemiştim. Şurada aksesuar etiketi var. Bu aksesuar etiketi bizim link ready'yi ileride bir sonraki videoda anlatacağım. Link ready'yi takacağımız yer. Onun haricinde ilk iki giriş elektrik girişimiz. 24 volt kablomuzun birine, artı eksi biliyorsunuz bu cihazlarda yok, alternatif akım olduğu için herhangi bir yere bağlayabiliyorsunuz. Sarı kablolarımız yağmur sensörü, C ortak ucumuz, vanalara gidecek ortak uç, M master valve ya da pompa rölesini bağladığımız uç, burada da birden bu 6 istasyonun olduğu kadar 6'ya kadar
çıkış klemenslerini görebiliyorsunuz. 8 istasyon olsaydı burada da klemensleri görüyor olacaktık. Burada cihazın yine modeli, seri numarası ve üretim tarihini görebiliyoruz. Şimdi artık cihazımız programlamaya hazır konumda. Biz de tuşların ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Bununla ilgili yavaş yavaş artık detaylara başlayalım. Ben şimdi biraz daha yaklaşmak istiyorum görüntüye. Evet. Şimdi bu cihazda schedule tuşuyla programlamaya başlanıyor. Schedule tuşuna bastığımız anda ilk önce bir nolu vana yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Yani bir nolu zone oluyor. Haftanın bütün günlerindeki oklar yanıyor. Burada bir kum saatimiz var. Burada da bir ve ikinci sulama zamanları var. Şimdi Rainbird'un bütün kontrol ünitelerinde kum saati bir defa sulama süresi anlamına geliyor. Yani biz burada daha çok kontrol ünitelerini ayarlamayı öğrenirken kum saatinin sulama zamanı, sulama süresi bir vananın kaç dakika çalışacağı anlamına geldiğini bilirsek, aklımıza bunu böyle yer edersek bundan sonraki kontrol ünitelerini de öğrenirken problem yaşamayız ve iyi bir çözüm olur diye düşünüyorum. Bir nolu vanam 5 dakika çalışacak. Birinci sulama zamanım sabah 6 olsun. İkinci sulama zamanım da 18 olabilir. Evet, biraz fazla gittim. 18 oldu. Şimdi aslında sağ okla devam edebilirim. Sol okla da devam edebilirim. Şimdi işin pratiğini yapacak olursak sabah akşam genelde 5 dakika 10 dakika gibi sulama süreleri giriliyor. Ondan sonra da 2. 3. 4. vanalar ayarlanıyor uygulamacılar tarafından. Şimdi ben yalnızca 2. vanaya özel sağ okla devam edip bundan sonraki menülerde neler olduğunu size anlatacağım. Ama 3. ve 4. vanayı ayarlarken işin pratiğine kaçıp sol okla devam edeceğim. Şimdi sağ oka tekrar bastığımda 3. ve 4. sulama saatlerini istiyor. Benim öyle bir sulama sürem yok, kullanmayacağım. O yüzden boş bırakıyorum. Şimdi burada haftanın hangi günlerinde sulama yapacağımızı soruyor. Yani ben pazartesi günü eğer sulama yapmak istemiyorsam bunu X'e tuşuyla kapatabilirim. Salı sulasın, çarşambayı kapatabilirim. Perşembe sulasın, cuma sulasın, hadi cumartesiyi de kapatalım gibi yapıp devam edebilirim. Ondan sonra zaten bir nolu vana bitmiş oluyor ve 2'ye geçebiliyorum. Ama ben eksi yapıp tekrar bir nolu vanada ayarlama, diğer döngüsel ayarlamaları da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu haftanın bütün günlerini ben bir açayım. Evet, haftanın bütün günlerini açtım. Şimdi tekrar döngüsel sulamalarda beraber gezelim. Şimdi döngüsel sulamalarda şuradaki dairesel ok yanıp yanıp sönüyorsa ve siz burada artı tuşuyla devam ediyorsanız bakın yanında 1, 3, 5, 7 gibi haftanın ayın tek günleri ortaya çıktı. Bir daha basarsam 2, 4, 6, 8 geldi. Bir daha basarsam da 2 günde 1, 3 günde 1 gibi bizim seçeneklerimiz oldu. Bakın geriye. Şu tarihte başta her 8 günde 1 mesela sulama yap gibi seçeneklerimiz var. Şimdi bu seçeneklerle aslında sizlerin kafasını çok karıştırmak istemiyorum. Neden? Bunlar çok kullanılan özellikler değil ama cihazımızda mevcut. Ben şimdi tekrar buradaki döngüsel sulamayı kaldıracağım ve her gün sulanıyormuş gibi ayarlamamızı yapacağız. Bakın haftanın bütün günleri yanıyor. Standart ve tekrar zone.
Yani vana sayımız yanıp yanıp sönüyor. Bizim standart genelde villa kullanıcılarının, standart ustalarımızın kullandığı ayar, bütün oklar yanar. Sabah akşam iki sulama girilir. Sulama dakikası girilir, sulama süresi girilir ve vana numarası değiştirilerek diğer vanalara bu uygulanır. Şimdi iki nolu vanaya geçince bakın cihazımız birinci ve ikinci başlama zamanını otomatik olarak ikinci vanaya da yazdı. Şimdi bu cihaz zaten siz isteseniz de istemeseniz de bir vana bir vana çalıştırır. Yani iki vanayı aynı anda çalıştırma özelliği bu kontrol ünitesinin yok. Bundan dolayı buradaki saatleri siz değiştirmek zorunda değilsiniz. Yani işte birinci vanam benim 5'er dakika çalışacaktı. Ben ikinci sulama başlangıcını 6'yı 5 geçe veya 18 5 gibi ayarlamak zorunda değilsiniz. Yani bütün saatlerin hepsini aynı yapsanız bir bir çalışır yine bir problem yaşamazsınız. Şimdi burada kontrol ünitesinin iyi bir özelliği var. Sulama zamanlarını kendisi getirdiği için ayarlamak son derece kolay. Yalnızca ikinci vananın da kaç dakika çalışacağını ayarlamanız sizin için yeterli. Sağ okla devam etmeyeceğimi söylemiştim. Sol okla devam ediyorum. Üçüncü vanaya geçtim. Üçüncü vanayı da 7 dakika verdim. Üçüncü vanayı verim. Evet, şimdi 7 dakika verdim. Tekrar sol ok yaptım. Dördüncü vana. Dördüncü vanam da 10 dakika olsun. Bu arada size bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Mesela ben şimdi 5. vanaya geçeyim ayarlamak için. Sol ok yaptım. 5. vanaya geldim. Eğer 5. vanada size bu dakikayı ayarlamak zor geliyorsa ve 4. vanadaki sulama süresini de buraya kopyalamak istiyorsanız makine buna da izin veriyor. Kontrol ünitemiz bu anlamda gerçekten pratik. Şimdi şu sol oka basılı tutarken shuttle'a basarsanız bakın otomatikman sulama süresi 10 olarak geldi. Yani bir önceki vanadaki sulama süresini buraya kopyaladı. İsterseniz bunu tekrar yapalım. Şimdi altınoğlu vanayı ayarlamak isteyelim. Bakın altınoğlu vanada saatleri getirdi ama sulama süresi gelmedi. Ben buradan sağ ok yapıp artı tuşlarıyla 10'da yapabilirim. Veya 10 dakika 5. vanayı aynen buraya kopyalayacaksam sol oka basılı tutarken shuttle tuşuna da basabilirim. Bakın 10 dakikayı kendisi getiriyor zaten buraya. Yani kontrol ünitemiz son derece kullanıcı dostu. Üzerinde çok fazla pratiklik var. Biraz sonra farklı özelliklerinden de size bahsedeceğim. Şimdi kontrol ünitemiz 6 istasyonlu olduğu için biz 6 istasyonunda başlangıç ve çalışma sürelerini belirledik. Şimdi ne yapmamız lazım? Size hafızayı almak için herhangi bir tuşa basmaya ihtiyaç olmadığını söylemiştim. O zaman auto'ya basmanız kontrol ünitesinin devam etmesi için yeterli. Ama ben sulamayı tamamen kapatacağım diyorsanız tabii ki off konumunda kalacak makine. Auto konumundayken yaptığımız ayarlamaları tekrar kontrol etmek istersek auto, shuttle, bakın birinci vanam 6, 18, 5 dakika. İkinci vanam 5 dakika, üçüncü vanam 7 dakika, dördüncü vanam 10 dakika, beşinci vanam 10 dakika, altıncı vanam 10 dakika olarak ayarlandı. Tekrar etmek istiyorum. Başlangıç, birinci başlangıç ve ikinci başlangıç, sulama başlangıç saatlerim 6 vananın 6'sında da aynı. Kontrol ünitem birinci vanadan başlayacak sulamaya. 1'i bitirince 2'ye geçecek, 2'yi bitirince 3'e geçecek. Dolayısıyla benim bir saat hesabı yapmama gerek yok. Kontrol ünitemiz zaten bunu bizim adımıza yapıyor. Şimdi tekrar auto'ya basıyorum. Bu kontrol ünitesinde en çok sorulan sorulardan, daha doğrusu bütün kontrol ünitelerinde en çok sorulardan bir tanesi, biz manuel istasyonlarımızı nasıl sulayacağız? Manuel nasıl su verebiliriz diye sorular alıyoruz. Şimdi burada zaten el işareti yine bütün Rainbird kontrol ünitelerinde klasik olarak manuel sulamayı işaret eder.
Burada manuele basıp ekranda ol yazısını görüyoruz. Ol biliyorsunuz hepsi demek. Yine bakın kum saati var. Kum saati de neydi? Bir vananın çalışma süresini belirliyordu. Şimdi ol yanıp yanıp söndüğü için olu biz burada değiştirebiliyoruz. Bakın artıya bastığım zaman zaten zone yani vana 1 oldu. İkinci vana, üçüncü vana, dördüncü vana, 5, 6 gibi gidiyor. Ol şu demek. Ya ben bütün vanalara birer dakika su vermek istiyorum. Hepsi birer dakika çalışsın derseniz bu ol da kalacak. Buraya geleceğiz. Bunu 1 yapacağız. 1 yaptıktan sonra basabileceğimiz kontrol ünitesinde 2 tuş var. Ama kontrol ünitesi devreye girecek. Ya sağ ok next tuşu ya da auto tuşuna bastığınızda bu kontrol ünitesi manuel sulamaya başlar. Bakın sağ oka basıyorum. Burada spring çalışmaya başladı. Beklersem 1 bitecek, 2'ye geçecek, 2 bitecek, 3'e geçecek. Neden? Orada all yazdığı için. Bakın eksi tuşuyla buradaki sulama süresini azaltıyorum. 1 olduğu için sıfırlamış oluyorum. Bakın 3 bitti, 4'e geçti. Şu an 4'te eksiye basacağım. Sulama süresi sıfırlanmış olacak. 5'e geçti. 6'ya geçti ve bitiyor. Şu anda kontrol ünitesi manuel sulama olu hepsine vererek yani birer dakika su vererek tamamlamış oldu. Ama yok ben yalnızca işte 3 dolu vanaya su vermek istiyorum 5 dakika derseniz bakın manuele bastık ol yazıp yanıp sönerken 5 dolu vanayı seçtiniz. Sağ ok yaptınız. Buradaki sulama süresini 5 dakika yaptık. Auto'ya veya next tuşuna bastınız. Bakın bu sefer auto'ya bastım. Yine burada yanıp sönüyor springimiz. Şimdi ben size bunun su verip vermediğini bir de ölçü aletiyle de göstermek istiyorum. Aslında ben burada solenoid vana bağlayıp bobin sesini de size dinletebilirdim ama biraz daha olaya bilimsel yaklaşmak istedim. Hem de cihazın çıkış voltajını da sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Ölçü aletini çok görebiliyor muyuz? Ekranda şu anda bilemiyorum ama C ucu ve 5 nolu vanaya su verdiğimiz için 5 nolu vanaya ölçü aletimi değiriyorum. Şu anda şöyle tutarsam herhalde bakın 27,5 volt cihazımız bize çıkış veriyor. Gayet iyi bir çıkışı var. Bu kontrol ünitesiyle ben yaklaşık bir 300-350 metrelerde de vana çalıştığımı hatırlıyorum. Tabi buradaki kablo çok önemli. Kablo kesitleri uzak mesafelerde. Şimdi tekrar eksi tuşuyla sulama süresini düşürüyorum. İptal edebilirim eksiyle ya da off'a basarak kapatabilirim de. Ben eksiyle kapatmayı uygun görüyorum, tercih ediyorum şu anda. Ve cihaz şu anda sulama yapmıyor. Sezansol sulamayı anlatmak istiyorum. Sezansol sulamada yapmamız gereken şey... Varsayılan değer olan sıfırdayken Ağustos ayında eğer biz 10 dakika suluyorsak Mayıs ayında biz girip de 6 istasyonun sulamasını elle azaltmak zorunda değiliz. Ne yapmamız lazım? Sezansol sulamaya basıp bunu %50 oranında azalttığımızda 10 dakika sulanan yerlerin artık 5 dakika sulanacağını bilmemiz lazım. Evet sezansol sulamayı anlattık. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bir de kullanıcı dostu cihazın uygulamacılara yönelik. Bu arada sezansol sulama -50'de olduğu zaman bunu da ekranda zaten gösteriyor size. Onu da görmüş olalım. Ona da dikkat edelim lütfen. Sezansol sulamayı tekrar ben sıfırlıyorum. Auto'ya basıyorum. Şimdi özellikle uygulamacı arkadaşların en çok problem yaşadığı şeylerden bir tanesi ayarladıkları bir kontrol ünitesinin evin sahibi, villa sahibi veya görevli tarafından cihaz ayarlarının bozularak tekrardan uygulamacının çağrılmasıdır. Uygulamacılarımız bu konuda çok muzdaripler. Tekrar tekrar işte gitmek, mesai harcamak, yakıt harcamak istemiyorlar. Bununla alakalı cihazımızın ilk yapılan veya istenilen bir ayarları gizli hafızaya alma özelliği var. Bu özellik çok az biliniyor ama aslında uygulamacılarımız yani yalnızca Rainbird ürünlerinde var bu özellik.
Bu özellikleri kullanırlarsa hem zamandan hem yakıttan eminim ki ciddi anlamda tasarruf sağlayacaklardır. Bu ayarlar bizim kullanma kılavuzumuzda aslında detaylı olarak anlatılıyor. Şimdi uygulamacı ayarlarını saklamak için, gizli hafızaya almak için yapmamız gereken şey, şunu unutmayalım. Schedule'a bastım. Bakın 6-18-5 dakika. İkincisi 6-18-5 dakika. 6-18-7 dakika. Sonrakiler 10'ar dakika. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi bunu varsayılan olarak kaydetmek için, o gizli hafızayı almak için önce off tuşuna basıyoruz. Cihazımız kapandı. Buradaki off'u görüyoruz. Ondan sonra aynı anda on ve back tuşlarına basıyoruz. Şu iki tuşa. Bakın off bir yanıp sönecek. Ona dikkat edin. Yandı, söndü. Şimdi artık bu programlar hafızasına alındı bu cihazın. Şimdi bu uygulamada bir de cihazı size fabrika ayarlarını almayı, formatlamayı göstereyim. Onu gösterdikten sonra bu hafızayı aldığımız ayarları da tekrardan çağırmayı göstereyim. Bu cihazda reset tuşuyla fabrika ayarlarına dönmek genelde karıştırılır. Buradaki reset yalnızca cihazı yeniden başlatır. İçindeki hiçbir veri silinmez. Ama şimdi göstereceğim tuş kombinasyonuyla cihaz yeni alınmış gibi olur. Yani off, sezon sonu sulamaya basıp eğer şu iki tuşa, back ve next tuşlarına beraber basarsak cihaz, bakın 1-1-2011-00 tarihine geri gitti. Ama cihazın hafızasında uygulamacının kaydettiği önemli olan, sürekli orada kalmasını istediği ayarlar hala saklandı. Şimdi o varsayılanları geri yüklemek istersek, şu anda bakın schedule'a gireyim. Schedule 1, başlangıç saatleri yok, çalışma zamanları yok, 2-3-4 hepsi öyle. Ama ben off tuşuna basar, on ve next tuşlarına, bakın on ve next tuşlarına basarsam yine off gitti geldi. Arkasına schedule tuşuna basarsam, bakın birinci vana 5 dakika 6-18, ikinci vana aynı, üçüncü vanam 7 ve 10'ar dakika olan diğer vanaların ayarları da geri geldi. Ne yapmamız lazım? Yalnızca yine 1 Nisan 2018 ve saati girerek cihazı eski haline getirebiliriz. Bence bu özellik gerçekten çok çok önemli. Sulamacıların çok muzdarip olduğu ama insanların önem vermediği veya bilmedikleri bir durum. Rainbird gerçekten bu anlamda fark yaratmış. Kullanıcı dostu, usta dostu, uygulamacı dostu bir cihaz yaratmış, bir cihaz üretmiş. Ben bu konuda gerçekten bunu düşünen arkadaşları tebrik ediyorum. Şimdilik Rainbird ESP RZXE Link-Ready LNK Wi-Fi uyumlu olan cihazın ayarlaması konusunda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda Link Wi-Fi ile bu cihaz nasıl eşleşiyor, internete nasıl bağlanıyor, neler yapabiliyoruz, bize ne gibi daha avantajlar gösteriyor, sağlıyor, bunları beraber konuşuyor olacağız. Şimdilik bu kadar.